Hamza Hamsoğlu, Ergin Ataman ve Ekrem Memnun, Galatasaray'ın birbirinden başarılı 3 teknik adamı. 3 isim de bu sezon şampiyonluğu kovalıyor ve önlerinde Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçları var. Tecrübeli hocalar derbi haftasına özel Florya'da bir araya geldi. Hamza Hamsoğlu futbol takımının restoranında Ergin Ataman ve Ekrem Memnun'u ağırladı. Sohbet edildi, durum değerlendirmesi yapıldı. Ardından GS Store'un Shopping Fest kampanyasının çekimleri için basketbol salonunun yolu tutuldu. Çekimler öncesi 3 hoca da basketboldaki yeteneklerini sergiledi ve sıra çekime geldi. 3 isim birlikte ve ayrı ayrı poz verdi, mankenlere taş çıkardı. Hamza Hamsoğlu, Ergin Ataman ve Ekrem Memnun derbi haftasını ve Shopping Fest kampanyasını Galatasaray televizyonuna değerlendirdi. Biz kendi açımızdan basketbol erkek takımı olarak zor bir haftaya başlıyoruz. Cuma günü Euroleague'de Real Madrid maçı var. Dediğim gibi hemen akabinde de pazartesi günü Fenerbahçe Ülker maçımız var. Her iki maçımızda da en büyük desteğimiz, en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Özellikle İstanbul'daki maçlarda, büyük maçlarda çok ciddi bir destek veriyorlar takıma. Takım da şu anda her ne kadar dün akşam çok şanssız bir mağlubiyet aldıysak da Anadolu Efes karşısında müthiş bir mücadele gösterdi takım. Takımın form durumu iyi. Eksikler var ama hep söylediğim şey benim. Önemli olan ben sahaya çıkanlara bakıyorum. Yani eksiklere bakmıyorum. Dün de biz 7 kişiyle Anadolu Efes gibi işte bir hafta önce net bir skorla Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde yenen ve kupayı kazanan bir takıma direndik. Sonuna kadar son topta kazanabilirdik de. Maçın son 5 dakikasında inanılmaz hakem hataları oldu maalesef. Yani güçlüyüz. Eksik de olsak güçlüyüz. Biz kendimize güveniyoruz. Taraftarımıza güveniyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız. Tabii ki öncelikle en büyük beklentimiz de iki hocayı da ben baskı altına, strese sokmayayım ama tabii ki futbol takımımız şu anda lider durumda. Hamza Hoca ile birlikte müthiş bir ivme yakaladılar. Biz de tabii ki bir taraftar olarak yerimizi alıyoruz ve inşallah Fenerbahçe derbisinden de puanlar çıkartıp o liderliği perşinleyip bu sezon ben hocanın 4. yıldızı takacağına inanıyorum. Ekrem Hoca da geçen sene finalde Euroleague finalinde Türkiye Ligi finalinde ve Türkiye Kupası finalinde değil mi? Üçünde de Fenerbahçe Ülker'i yenerek tarihi bir sezona imza attı. İnşallah bu sene de Fenerbahçe ile oynayacağı Euroleague kadınlar turunu geçip Final Four'a ismini yazdırır diyorum. Valla ürünler güzel, şık. Geçen gün ben oğlum Sarp'la beraber store'a gittik ve çok güzel de ürünler aldık. O da ürünler giyiyor. İşte kızlarım Galatasaray ürünleri giyiyorlar. Güzel ürünler yani, gayet bakıldığı zaman fashion, kalitede geçmiş yıllara göre oldukça ilerlemiş. Eminim ki taraftarlarımız da mutlaka buna ayak uyduracaklardır. Bu haftada bu ürünlerle bu haftayı geçirmek, sadece maçları değil, bütün bir hafta bunlarla geçsinler. Yani işe bunlarla gitsinler. Böyle bir sinerji yaratalım, böyle bir pozitif enerji yaratalım. Sonunda da kazanan çünkü Galatasaray olacak. Yani bizim maçımızdan bu maçı oynayabilmek önemliydi. Fenerbahçe oldu rakibimiz. Yani rakibi seçebilecek durumda değildik. Çok kötü başladık Euroleague'e. 0-5 ile başladık. Ondan sonra geldiğimiz nokta, çeyrek finale kalmayı başarabildik. Son 7 maçın 5'ini kazanarak. Fenerbahçe karşı grubu 1. bitirdi. Biz kendi grubumuzda 4. olduk. Fenerbahçe ile eşleştik. Hem avantajlı görüyorum hem dezavantajlı görüyorum. Takımımıza çok güveniyoruz. Çok kazanma kültürü olan bir takımımız var. Mücadele kültürü, Galatasaray kültürünün içerisinde yerini almış bir takımımız var. Biz en güvendiğimiz şey, en çok dayandığımız şey, en büyük sermayemizin bu kültür olduğunu düşünüyoruz. Bizi en zor günlerimizde bir araya getiren, kazanmaya teşvik eden çimentomuz, kültürümüz. Sadece buna güvenerek, bu kültüre
kendine ait hisseden oyunculara güvenerek çıkacağız bu maça. Çok şık gözüktüğümüzü düşünüyorum. Hele bende bile güzel durduğuna göre herkes de güzel duracaktır. Zaten hep kullandığımız ürünler şık ürünler. Özellikle bizim oyuncular, benim ailem çok severek giyiyorlar. Yani sadece maçlarda değil, dışarıda da giyiyorlar. Hele böyle iyi bir indirim haftasına denk geldiği zaman, bu da derbi haftasına denk geldiğinde müthiş bir şey olacağını düşünüyorum. Tavsiye ediyorum, uğrasınlar mağazalarımıza, store mağazalarına. Bu fırsattan faydalansın herkes. Hedefimiz yine her maçta olduğu gibi galip gelmek, kazanmak istiyoruz. Ama herkes de biliyor, yani Kadıköy'de kazanmak kolay olmayacak ama zoru başarmak da bizim için çok önemli. İnşallah iyi bir maç oynayacağız. Futbol oynamaya gidiyoruz yine. Futbolun güzelliklerini orada ortaya koymak için iyi bir mücadeleyle de kazanmak için gidiyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Ben her şeyden önce iki tane çok başarılı hocamızla beraber olmaktan bugün çok mutlu oldum. Onların başarıları bize her zaman ilham verdi. İnşallah ben de yeni olduğum bu görevde en az onlar kadar başarılı olurum ve Galatasaray tarihine ismimizi iyi bir şekilde yazdırırız. Hafta sonu da ve bu hafta olan bütün derbi maçlarında da bütün takımlarımıza, bütün oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bütün taraftarlarımızı da desteğe bekliyoruz. İnşallah onlara da güzel günler, güzel maçlar, güzel seyirler sunabiliriz. Hayırlı olsun bu hafta. Tabii avantajı yakalamış görünüyoruz ama şampiyonluk için konuşmak bence, yani şampiyon olduk diyemeyiz en azından, onu söyleyeyim. Yoksa şampiyonluk her zaman konuşulan şey. Ama şu anda lideriz diye her şey bitmiş değil. Önümüzde daha çok zorlu maçlar var. Biz aynı ciddiyetle, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Her maçımızı aynı ciddiyetle çıkıp oynayacağız. İnşallah sonunda gülen taraf biz oluruz. Ama her zaman şunu söylüyorum, yani kaybeden için her şey bitmiyor. Yani yıllar devam ediyor, bu maçlar devam ediyor. Rekabet devam ediyor. Aynı şekilde dostluk da devam ediyor. Bunu da unutmamak lazım. İnşallah bütün spor severlere, futbol severlere, basketbol severlere güzel şeyler, güzel mesajlar veririz. Amacımız bu. Bence güzel bir hafta. İnşallah bütün taraftarlarımız bu haftanın tadını çıkarır. Çünkü derbi maçları her zaman olmuyor. Alışverişi de bu indirimleri duyduktan sonra herhalde herkes storlara koşacaktır. Biz de belki röportaj biter bitmez hemen yan tarafa geçeriz ama hocam indirimleri duyduktan sonra...